deprem bölgesinde evet şu an hareketlilik var ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın uçaktan inmesini ekranlarınıza taşıyacağız ve Başkan Erdoğan şu an an itibariyle Elazığ Havalimanı'na iniş yapıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan tabii Elazığ'a geldi, yoğun bir trafiği olacak, yoğun bir ziyaret trafiğinin olacağını belirtelim. Tabii Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın depremden hemen sonra yetkililerle sıkı bir irtibat, telefon diplomasisi yaptığını da özellikle vurgulayalım ki bu doğrultuda Elazığ ve Malatya valileri başta olmak üzere keza Elazığ ve Malatya belediye başkanlarıyla da yakın bir telefon diplomasisinin gerçekleştirildiğini, bölgeye bakanların gelmesiyle birlikte bu telefon diplomasisinin yoğun bir seviyeye ulaştığını özellikle vurgulayalım. Başkan Recep Tayyip Erdoğan şu an Elazığ Havalimanı'nda askeri tören mangasını selamlıyor ve tören mangasını selamladıktan sonra Başkan Erdoğan evet şu an bakanlarla selamlaşıyor. Şu an İçişleri Bakanı'nı görüyorum, Çevre ve Şehircilik Bakanı'nı görüyorum. Bu doğrultuda havalimanında evet yoğun bir hareketlilik var ve Başkan Erdoğan'ın birazdan havalimanından ayrılarak depremle alakalı yetkililerden bilgi alacağını paylaşalım. Şu ana kadar toplamda 30'a yakın binanın yıkıldığını belirtelim ki bu 30'a yakın binanın Elazığ'da 5 binanın yıkıldığını, Malatya'nın Doğanyolu ilçesi başta olmak üzere 25 binanın da Malatya'da yıkıldığını, en çok can kaybının ise maalesef Elazığ'da yaşandığını vurgulayalım. Elazığ'da toplam 18 vatandaşımız yıkılan binaların enkazı altında kalarak maalesef hayatlarını kaybettiler. Ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan da evet uçaktan indi. Az sonra aracına binerek bölgeye doğru gelecek ve bölgeden çalışmaları yakinen yerinde takip edecek. Arama çalışmalarıyla alakalı bugün tabii sevindirici haberler geldi. 40'a yükseldi enkaz altında kurtarılan vatandaş sayısının ki bugün itibariyle sadece bugün 7 vatandaşın arama kurtarma ekiplerimiz tarafından kurtarıldığını belirtelim. Bölgede yoğun bir dinleme yapılıyor. Sesimi duyan var mı? Aslında bu sesi 17 Ağustos 1999 Marmara depreminde sıkça duyuyorduk. İşte o sesi şu an burada arama kurtarma ekipleri yine kullanıyorlar ve enkaz altında kalan depremzedelere ulaşmak için yoğun bir çaba veriliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan şu an havalimanından ayrılmak üzere ve kendisini karşılayan protokolle selamlaşıyor ve aracına binerek şimdi havalimanından bölgeye doğru intikal edecek. Türkiye tüm imkanlarını seferber etti.